Arkadaşlar merhaba, 23 Aralık 2022 Cuma akşamı Gamsin Park'tayız. Bugün gayet cazip bir program var açıkçası. İnşallah rast gelsin diyelim arkadaşlar. Sizlerin katkısı da tabii önemli. Yani burada 15 bin dolarlık at, 250 bin dolarlık atı geçiyor. Hani o konuda çok fazla bir şey biz yapamıyoruz yani. Geçerken neden geçiyorsun, o daha pahalı. Senin onu geçmemen lazım diyemiyor kimse. Yani bizim bilgilerimiz de tabii bir yere kadar. Ama önemli. Yani gördüğünüz gibi geçen akşam hani 100 küsür lira falan verdi. AGP1'ler gene sıralandı. Söylediğimiz atlar geldi. Öyle olunca da çok da büyük böyle bir zevki de olmuyor. Şimdi birinci koşu 20.10'da maiden satış koşusu olarak başlıyoruz. Birinci altılgayın yani ilk ayağına. Yine böyle yeşil, sarı, kahverengi pistlerde koşularımız var. Artık böyle renkli balonlar gibi yani. İki yaşlı İngilizler arkadaşlar. Burada sıkıntılı bir koşuyla başlayacağız ama burada 3 numara Hollywood Close Up Jose Morelos'la güzel bir şansa sahip. Bu safkan 275 bin dolarlık bir safkan. Yani normale geçmesi lazım. Yani geçerken de neden geçiyorsun sen bizi dememeleri lazım diğerlerinin. Çünkü 67 ve 73 gibi aynı zamanda çok da güzel bir iki tane koşu çıkartmış. Bu grubun üstünde hareketi var. Ama üstündeki Jose Morelos bizi morartmasın yani burada. Hollywood Close Up alternatif bank olarak başlıyoruz. En yakın rakibi 1 numaralı Commander Flying Edgar Zayas'la burada 59-55 ve 64 gibi 25 bin dolarlık bir safkan. En son handikap puanları ikincilik 64 en son yaptığı koşu. 5 numaralı Poker Night at Tom's Miguel Angel Vasquez 45 bin dolarlık bir safkan çalışması 36 .6 36.06 pardon. 34 handikap puanıyla 6.'yı açmış. Tabi soru işareti yani yazarsanız. 90 bin dolarlık 8 numara var bir tane. Saint Ignacio. Sonny Leon'un bindiği. O da 55 yapmış. 55 handikap puan yapmış ilk koşuda gördünüz. Sürprizde de bir 30 bin dolarlık bir 9 numaramız var. Ransör. Lionel Reyes'le. Onu da arkadaşlar yani çok garip işleri var onun. Yani 24 handikap 1 falan yani böyle anlamadım onu tam 30 bin dolarlık bir safkan bu. Fakat safkan şu zikzak yapmasından korkuyoruz biz. Bu 0-2 0-1 olmasın mı da çok dikkat. Garip bir ayak bu. 3 alternatif banko 1, 5, 8 ve 9 diyoruz buraya. İkinci koşu satış koşusu. Şartlı dişi 3 çıkar İngilizler 1670 metreye çıkacaklar. Burada. Normalde arkadaşlar iki atımız var ama biz 3 at yazacağız. Bir tanesini de kesinlikle fiyatı için yazmak zorundayız. Önceliğimiz 7 numaralı Dream of Change. Irad Ortiz Jr. ile. Burada 82, 76 ve 87 handikap puanları yapmış. 61 bin dolarlık bir safkan bu. Evet, bu safkan arkadaşlar 61 bin dolar bir safkandı. 2 numaralı Silky Warrior Chantal Sutherland'le bu da 77 bin dolarlık bir safkan. 85, 50 ve 72 arkadaşlar bunun da handikap puanı. Bu iki safkan normalde yeterli. Yani 7 ve 2 yeterli. Ancak fiyatı yüksek olan bir 6 numara var. Holy Berries Jose Morelos'la. Bu Jose Morelos'u buradan hatırlıyorsunuz yine. Şu Hollywood Close Up'tan. Yani pahalı atlara bindiriyorlar. İtman mı yaptırıyorlar? Ne yaptırıyorlar bu adama? Yani apprentice bu. Yani azı jockey değil yani bu Jose Morelos. 110 bin dolarlık bir safkan. 75 ve 60 yapmış son iki koşusunda. 7, 2 ve 6 diyorsun mecburen. O 6 şimdi enteresan oldu. Üçüncü koşuya geçtik. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1300 metre. Burada kum piste çıkacaklar. Normal kum piste. Evet, burada arkadaşlar baktığımız zaman önceliğimiz bizim 3 tane at var. Önceliğimiz bizim 275 bin dolarlık bir 7 numara. First Place G. Tyler Gaffalione ile ilk kez koşacak. 4 numaralı Gambling Holiday Rod Ortiz'e o da ilk kez koşuyor. 125 bin dolarlık bir safkan. Ve 8 numaralı Vanishing Interest Edgar Zayas'la
53 ve 80 yapmış son bu iki tane, yani yaptığı iki tane yarış var zaten. Şimdi normalde bu 3 tane Safkon'u öne almak durumundayız. 7, 4 ve 8'i. Bunun arkasından 1 numaralı Adios Papa Chico, Sonny Leon'la 74 ve 75 en son yaptığı iki koşu gayet güzel. Bu grubu geçmeye yeterli performansa sahip bu Safkan. 6 numaralı English Bob, Jose Morelos'la yine, o da 39 bin dolarlık Safkan'a biniyor. Bu sefer 100 bin doların altında bir Safkan'a biniyor. Bir çift 0.60 gibi bir çalışma yapmış en son 1000 metreyi. Ve 9 numaralı 60 bin dolarlık Moon Capture, Jose Ortiz'le, o da 60 bin dolarlık Safkan, çalışmaları 35.90 ve 36.48 en son. Ve 10 numaralı Erskine, burada Luis Saez'le ilk kez koşacak. 1000 metreyi 0.59.55 ile 1 dakikanın altında burada koşmuş. Evet, böylece burası 7, 4, 8, ön planda 1, 6, 9 ve 11 arka planda olmak üzere geçmeye çalışacağız. Dördüncü koşu opsiyon satış koşusu, burada sentetik kum, şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar banko burada geliyor, 6 numaralı Nike Khan. Nike Khan burada Irad Ortiz Junior'la banko. 88, 81, 91 ve 76 gibi burada hem handikap puanları bu grubun üstünde arkadaşlar. Hem de 35.80 ve 35.40'lık son iki çalışması var 400 metre. Ve 31 bin dolarlık bir safkan. Diyeceksiniz ki 31 bin dolarlık bir safkan. Evet, bu koşuda kazandı mı parasının yazına bazını çıkartıyor. Burada Irad Ortiz Junior'ın biz kazandıracağını düşünüyoruz bu atla. Rakipleri tabii burada şöyle söyleyeyim. 5 numara var. Buraya eğer at yazarsanız 95, 85 ve 88 bin dolarlık bir safkan var. Bu 5 numara Lioness of Bird Brittany. Yine 2 numara Evli Atında 99 handikap puanına kadar çıkmış. Fakat son enteresan 78, 33, 79 yapmış son 3 koşusunda. Ve 1 numaralı Dancing Doll, Junior Alvarado ile, o da 25 bin dolarlık bir safka. 84, 81 ve 81 gibi burada bir performans göstermiş handikap puanı olarak 25 bin dolarlık bir safka. Şimdi baktığımız zaman aslında tabii 6 numaranın burada rakipleri 5, 2 ve 1 bu safkanı geçer mi düşünmemiz lazım ama arkadaşlar daha veliahtına da baktığımız zaman bu 7 yaşlı olan bu safkanın yarışı kazanacağını düşünüyoruz biz. Aksi takdirde 1-2-5'i yazmamız gerekecek ve ilk ayaktaki alternatif banko'yu düşünmemiz gerekecek ilk altılı için. 6. koşuda bir tane daha alternatif bankomuz var, onunla da kararı alabiliriz. 5. koşu gördüğünüz gibi çok cazip, yani riskli açıkçası. Opsiyonel satış kursu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar burada. Evet, günün zor koşularından bir tanesi 2 numaralı Pegas AK Girl Paco Lopez'le 25 bin dolarlık bir safkan, 78, 79, 83 handikap puanı. 3 numara Grandmas Pudding Miguel Angel Vazquez'le 85, 89 ve 91 kesinlikle ihmal edilmemesi lazım bu safkanın. Son yapmış olduğu performans olarak en iyi performans 91 handikap puanıyla bu safkana ait. 5 numaralı Koharya Thunder Tyler Gaffalone ile, o da 86, 88 ve 64 yaptı. 6 numaralı Fish Money Junior Alvarado 82, 87 ve 86 gayet güzel bir performans. 7 numaralı Love Her Loss Jose Ortiz 89, 87, 91 ve 79, o da gayet iyi arkadaşlar. Evet, şimdi 8 numaralı Irat'ın bindiği bir Ocean Air var burada. Şöyle yapalım, Irat çünkü başka atı da yazılır kendine. Yani bu atla koşar mı bilmiyoruz ama burada 40 bin dolarlık bir safkan bu arkadaşlar. 9 numaralı Capstone Girl Edwin Gonzalez ile 185 bin dolarlık safkan, en pahalı safkanlardan. Ve burada yine o Irat'ın bineceği 12 numaralı Celeste Dream Girl var. O da 125 bin dolarlık bir safkan. Arkadaşlar hangisine binerse onu yazacağız tabi. Burada yalnız Constitution yavrusu bu atın gelme ihtimali çok yüksek, onu söyleyeyim. Dediğim gibi çetin bir ayak bu. 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 12, 8 ve 12'den bir tanesi zaten koşacak. Bunlara ilavatınız varsa yaparsınız ama çıkartmanızı asla tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. İkinci altının ikinci ayağı almış oluyor. Son ayak diz birinci altılı için. Altıncı koşu şartlı dişi 3 çıkarın gezer 1700 metreye çıkacaklar. Şimdi burada bir alternatif bankumuz var. O da 8 numaralı Jazzy T Leonel Reyes ile. Baktığımız zaman bu safkan 89, 91 ve 92 gibi hem 3 koşusu gayet güzel, en yüksek performansı gösteren safkan bu ve son 3 koşusunu da stabil tutmuş gerçekten. Burada bir aksilik olmazsa kazanmasını bekliyoruz ve yapmış olduğu 800 metre çalışmasını 47-67'lik güzel bir çalışması var bu safkanın. Bu safkanın rakip olarak yanında 9 numara Don't Miss With This Miguel Angel Vasquez ile 90-88 ve 85 yapmış arkadaşlar sonuç koşu. Yine 10 numaralı Journey to the Moon Edgar Zayas ile 92-93 ve 93 gibi yine en yüksek handikap puanı yapanlardan bir tanesi bu. Gayet güzel stable. Yani şu 8-9-10 içerisinden bir birinci çıkarsa şaşırmayın. Bunların arkasından 5 numaralı Sweet Pearl, Jorge Ruiz ile 40.000 dolarlık safkan 88, 93 ve 80 yapmış. Ve en pahalı safkan 3 numaralı Current Situation MSI Yaraminos ile 120.000 dolarlık safkan 78, 79 ve 80 yapıyor arkadaşlar. Son olarak 6 numaralı Domineering Chata Sunderland ile bu da 91, 79, 86 ve 79 handicap puanları yapmış. Şimdi 8 alternatif banko. Biz bu performansına güveniyoruz. Şimdi burada 10 numaranın performansı 92, 90, 93 ama 3 tane birinciliği var. Bu 4. birinciliği alma ihtimalini pek biz görmüyoruz açıkçası. Yani genelde belki sondaki atlar koşmaya da biliyor bazen. 9 arkasından 10, 9, 5, 3 ve 6 diyoruz arkadaşlar buraya. 7. koşu şartlı 3 yukarı İngilizler 1600 metre kumpist. 7. koşuda ikinci altılı bağlayan bankomuz var. 7 numaralı Expressman Louis Sayes ile sürdürek banko arkadaşlar. Evet 97 ve 101 yapmış. Şu iki tane handikap puanının altını ineceğini düşünmüyoruz biz. Bu grubun çok üstünde. Yani diğerlerine de baktık. Bu at aynı zamanda 325.000 dolarlık bir safkan. Louis Sayes bindirmişler. Todd Blatch'in antrenör. Burada bu atı geçecek biz bir at bulamadık açıkçası. Ne olsa olsun bu atı biz banko olarak size rahatlıkla öneriyoruz. Ha burada bir tek şu kafamıza takılan şu F5 var. Bir kez koşmuş, birinci olmuş ama onun da handikap puanı 86. Yani burada çok rahat kazanacak 7 numara. 8. koşu opsiyonel satış koşusu. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar arkadaşlar. Kısa mesafeli bir koşu izleyeceğiz. Evet şimdi burada 10 numaralı biz buz Irat Ortiz ile alternatif banko arkadaşlar. Dileyenler bunu da bakın kullanabilirler. 10 numarayı 90, 94 ve 91 handikap puanları yapmış. Sonuç ortalaması en iyi olan safkan bu. Bir de Irat Ortiz'i indirmişler üzerine. Burada bu Michael Trombetta çok böyle süper bir antrenör değil ama bazen iş yapıyor. Olarak 8 numaralı Exchange Day Kevin Krieger ile burada ihmal edilmemesi lazım. 89, 92 ve 91 handikap puanını yapıyor sonuç koşusu. Ve 11 numaralı Putin Online Edwin Gonzalez ile 94, 100 ve 67 yapmış arkadaşlar. Burada 10, 8 ve 11 diyoruz. Bu 3 atın yanına yaklaşacak at bulamadık ama dediğim gibi sizler burada ne olsa olsun mesela şu 6 numaralı Big Daddy Dev yani bakarsınız şu 2 numara Miguel Angel Vasquez. Bugün Miguel Angel Vasquez mutlaka bir tane yarış kazanacaktır diye düşünüyoruz. Ona göre sizler en doğru olan eklemeyi de yaparsanız gerekirse. Ama burada tabii böyle bir de imkan var. Biz Baz, Irat Ortiz de artık bakın kazanma zamanı gelmiş bu safkanın bu performansıyla. Yani 90, 94 ve 91 ile buradaki birçok safkanı geçiyor arkadaşlar. Yani birçoğunda %80, %90'ı geçiyor. İşte şurada takılacağı 8 ve 11 var. Hani istiyorsanız o riski alırsanız eğer onu rahatlıkla banko atabilirsiniz. 9. koşuya geçtik. Son koşu artık Maiden. Dişiler 3 yukarı İngilizler 1670 metre. Tapetta sentetik. Uğursuz sentetik pist. 11 numaralı Cats That Gal ilk atımız Jose Ortiz ile 72, 74 ve 61.
Dikkat arkadaşlar, Jose Ortiz'in kazanmaya yakın olduğu en iyi at bu. Cast That Gal, bizim ilk atımız. Evet. 7 numaralı Bella Miura İneal Beato ile 62, 61 ve 57. Arkadaşlar bu 125 bin dolarlık bir safkan. Her an bir patlama yapabilir. Mutlaka yani yok bayan biniyor, yok bunlar böyle efendim Antonio Sama yani. Antrenör, sayılı antrenörlerden bir tanesi Amerika'daki. Mutlaka yazalım. 5 numaralı Love Unlimited Sonny Leon'da 70, 65 ve 68 yapmış. Daha sonra arkadaşlar sürpriz pozisyonunda ortalamaları hemen hemen aynı birbirinden bulunan 6 numara Ria Formosa, Sean Brigmohan, 10 numara Cricket West, Luis Saez ve 1 numaralı Stare If You Must, Edgar Zayas'la da sürpriz yapabilirler. Ama 11, 7 ve 5 ön planda, 6, 10 ve 1 de arka planda diyoruz. Evet, böylece Gulfstream Park'la ilgili premium üyelere ait olan yayınımızın sonuna geldik. Bugün tutan arkadaşımızın iyi bir ikramiye kazanacağına inanıyoruz. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.